Allahu Ekber. Kültür ve Turizm Bakanı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin programı sırasında müze çatısından düşerek şehit olan Özel Harekat Polisi 28 yaşındaki Kublay Karaman memleketi Erzurum'a düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Erzurumlu Ayten Vedat Karaman çiftliğinin 4 çocuğundan ikincisi olan Özel Harekat Polisi memuru Kublay Karaman görev yaptığı Mardin'e 12 Mart'ta giden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışı yaptığı müze müdürlüğünün çatısına güvenlik önlemi kapsamında çıktı. Polis memuru Kublay Karaman bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman dün akşama karşı şehit oldu. Dünyaya ve ahirete yönelik bir takım haklarımız geçmiş olacak. Mevlam helalliğinizi... Mardin'de yapılan törenin ardından akşam saatlerinde Solo Türk uçağıyla Erzurum'a getirilen Karaman'ın cenazesi Maraşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün saat 11 sıralarında hastane morgundan alınan 2 yıllık polis memuru şehit Kublay Karaman'ın cenazesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Allahu Ekber. Öğlen İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından kıldırılan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit olan. Cami avlusunda kurulan taziye çadırına giden Bakan Numan Kurtulmuş da eşi Sevgi Kurtulmuş, anne Ayten Karaman'a başsağlığı dileğinde bulundu. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Bakan Numan Kurtulmuş tören boyunca baba Vedat Karaman elini bırakmadı. Bekar olan Kublay Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Asli mezarlık içerisindeki polis şehitliğine defnedildi.